Gözleri dursun bu hayasızca akın.
diyarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme sanıp, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak ebedi, değmesin madedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanır kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi ihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Selamünaleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve sahibi ecmain. Hoş geldiniz. Bugün burada bir seminer için toplandık. İstiklal Marşı Derneği Genel Merkezi'nin tertip ettiği "Tek dil olmadan tek millet olmaz, tek dil olmadan tek devlet olmaz, tek dil olmadan tek vatan olmaz, tek dil olmadan tek bayrak olmaz" adlı semineri dinlemek için hepiniz tekrar hoş geldiniz. İki celse halinde bugün bu semineri ifa edeceğiz. İlk celsemizde millet ve devlet mevhumları panelistler tarafından bizlere izaha çalışılacak. İkincisinde de vatan ve bayrak mevhumları konuşulacak. Panelistleri veya seminere verecek üyelerimizi kürsüye davet etmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz mecmua, İstiklal Marşı Derneği'nin Konya Şubesi tarafından hazırlanan ve neşredilen Hanyalı Konya mecmuası. Bu Cem İçalı'ndan sonra çıkardığımız ikinci mecmuamız. Allah nasip ederse bu mecmuamızı öncelikle 2 aylık, daha sonra da aylık olarak neşretmeyi planlıyoruz. Yapanların, emeği geçenlerin, herkese teşekkür ediyorum buna. Şimdi millet ve devlet mevhumlarının konuşmak için İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı Durmuş Küçük Şakal'a davet ediyorum. İstiklal Marşı Derneği Genel Sekreteri Mustafa Tosun. İstiklal Marşı Derneği İstanbul Şube Başkanı Lütfü Özay. İstiklal Marşı Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Devirci. İstiklal Marşı Derneği İstanbul Şubesi üyelerinden Bahadır Karadağ.
Selamünaleyküm. Efendim bugün İstiklal Marşı Derneği bir seminer tertip ediyor. Seminerimizin meselesi, konusu slogan haline getirilen tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diye bugün bir slogan var. Ve bunun ne kadar yersiz bir şey olduğunu, havada bir şey olduğunu, sadece yersiz havada olmakla kalmayıp bu Türk milletini Türk milleti yapan kavramların nasıl içinin boşaltıldığını bu seminerde izah etmeye çalışacağız. Adı üzerinde seminer, bu biraz daha malumat ağırlıklı bir program olacak. Şimdi bu sloganlaştırdıkları dört kavram içinde dil yok. Biz de diyoruz ki tek dil olmadan bunların hiçbirisi olmaz. Boşa konuşuyorsunuz. Tek dil niye yok? Bunların hepsi manipüle edilebilir. Başka başka etnik unsurlar tarafından başka başka adlandırılabilir. Hele Yahudiler tarafından mesela, bunların hepsi bugün anlaşılır manada anlaşılabilir kavramlardır. Ama işin içine tek dili koyduğunuz anda işin rengi değişir. Çünkü tek dilden kasıt, Türkçeden başka kimse bir şey ifade edemeyecektir tek dilde. Onun için içine tek dil meselesini koyamamışlardır. Ha koysalar ne olurdu? Onların bildikleri Türkçe, anladıkları Türkçe, acaba gerçekten Türk milletinin inşa etmiş Türkçe midir? O bahsi diğer. Ama bugün tek dil diyemeden, bunu ağızlarına alamadan bu kavramları sıralayabiliyorlar. Bu kavram, bunu slogan haline getirenler 15 Temmuz darbesinden galip çıkanlardır. Ondan sonra bu iş parlamıştır. 15 Temmuz'dan herkes daha vatanperverdir. Yerseniz daha milliyetçidir. Daha devletçidir. Devletçilikleri kesindir. De diğerlerinin hepsinin bir şeye malzeme, kullanılabilir bir malzeme olması açısından bunlar slogan haline getirilmiştir. 15 Temmuz'un galibi başta Yahudilerdir. Onun için bu sloganları da dördünü sıralama becerisine sahip insanlar da akıl hocaları Yahudilerdir. Bunun gözle görülür çok göze batar bir şeyi vardır. Hemen o hadiseden sonra bir kamu spotu hazırlanmıştır. Orada hepimiz Türkiye'yiz, Türkiye'yi yedirmeyiz gibi bir sloganla bir kamu spotu hazırlamışlardır. Oradaki simalara bakarsanız Türkiye'yi kimlerin yedirmediğini, o hadiseden, o istihbarat savaşından kimlerin galip çıktığını anlayabiliriz. Şimdi iki hafta sonra bir referandum yapılacak. Bunun da yine 15 Temmuz'la çok sıkı bir irtibatı var. Çünkü hemen o hadiselerden sonra biz birçok işin içine girdik. Suriye'ye girdik mesela. Hemen daha 15 Temmuz'un 40'ı çıkmadan olan şeyler bunlar. Yani bunun niçin tezgahlandığını da aslında izah eden bir şey. 15 Temmuz Türkiye'nin 11 Eylül'ü dediler. Başbakan yardımcısı da söyledi. Başkaları da söyledi bunu. Hatta Cumhurbaşkanı başdanışmanı da bunu böyle izah etti. 15 Temmuz Türkiye'nin 11 Eylül'üdür. Hatta şunu söylediler. 15 Temmuz'a tiyatro diyenler 11 Eylül saldırılarına da mı tiyatro diyorlar, diyecekler dediler. Bu gerçekten böyledir. Yani
söyledikleri doğrudur. 11 Eylül saldırısını El-Kaide'nin yaptığına inanmakla 15 Temmuz'daki hadiselerin işte FETÖ MÖTE gibi böyle ayık kelimelerle bağdaştırılması aynı mantığın ürünüdür. 11 Eylül'den sonra doğan çocuklarına Üsame adını koyan insanlar bugün 15 Temmuz'un aktörleridir. Ben şahsım adına tanıyorum, bir kişi tanıyorum en azından. 11 Eylül saldırısından sonra galeyana kapılıp çocuğunun ismini Üsame koydu. Güya Üsame Bin Laden bu saldırıyı yapmıştı, El-Kaide yapmıştı falan. Her neyse, meselemiz bu değil ama aynı zihin yapısı ile biz bugün içinde bulunduğumuz olayları değerlendirdiğimiz sürece bir şey anlama imkanımız yoktur. 15 Temmuz'dan sonra başımıza sarılan hadiseler, Cumhurbaşkanı ifade etmiştir 3 ay sonra. 15 Temmuz çok bereketli oldu. Biz 10 senede yapacağımız işleri 3 ayda yaptık demiştir. Bu gerçekten böyledir. Mesela 15 Temmuz'dan sonra meclis feshedilmiştir. Veya tatil edilmiştir. Fesh ağır bir kavram diyebilirsiniz. Meclis tatil edilmiştir. Kanun hükmünde kararname adı altında, avukat arkadaşlar daha iyi bilirler, birçok kanun çıkarılmıştır. Bunu takip eden ne bir muhalefet vardır, ne bir merci vardır. Şu anda hangi kanunları çıkardıklarını biz bilmiyoruz. Mesela hemen bir ay sonra, Ağustos ayında çıkarılmış varlık fonu kanununu biz iki ay önce öğrendik. Her şey varlık fonuna devredildikten sonra öğrendik. Bir ay sonra çıkarılmış bu kanun. Yani 15 Temmuz'dan bir ay sonra çıkarılmış Ağustos ayında. Fakat biz Ocak ayında öğrendik. Bütün kamu iktisadi teşekkülleri bu fona devredildiğinde bunu biz öğrendik. Onun için bilmiyoruz hangi kanun hükmünde kararnameler çıktı. Türkiye'ye kanunen, hukuken ne yapıldı bilmiyoruz. Meclis de bilmiyor. Çünkü mecliste uğramadan, meclis bypass edilerek şu anda böyle bir ülkede yaşıyoruz yani. Onun için tek devlet dediğimizde kocaman bir soru işareti. Ne devleti? Varlık fonu anonim şirketi, kurulan şirketin ismi. Anonim şirket kuruluyor. yani resmi ismi bu. Varlık fonu anonim şirketi. Ve hiçbir denetim mekanizması olmadığını avukat arkadaşlar söyledi. Ne meclis denetleyebiliyor bu kuruluşu, ne başka bir teftiş kurulu var. Bu kurul Türkiye'nin şu anda bütün varlıklarını idare edebilir pozisyonda. Onun için bunların hepsi bizleri ayakta uyutmak için sıralanmış sloganlardır. Doğruları buradadır. Adı konulmamış bir millettir. Musibeti kollayan bir devlettir. Sınırları inkar edilen bir vatandır ve manasız saptırılmış bir bayraktır. Bugün bahsedilen tek bayrak, tek millet, işte sağ tarafın tercümesi sol taraftır. Yani biz şimdi 1960'a kadar Kur'an devleti içinde yaşıyorduk. Ondan sonra bir yavaş yavaş bir istihbarat devletidir yaşadığımız şey dediğimizde, hatta şimdi bir şirkettir, onu da aşmıştır dediğimizde, nasıl yani tek partiye rağmen mi biz Kur'an devletinde yaşıyorduk diye hemen itirazlar yükselir. Evet, biz o beğenmediğimiz, tukaka ettiğimiz CHP veya tek parti döneminde, Mustafa Kemal döneminde içine katarak söylersek, evet biz bütün o başımıza gelenlere rağmen bugünle kıyas edilmeyecek derecede bir Kur'an devleti içinde yaşıyorduk. Bunun en önemli işaretlerinden birisi de 1942'de çıkarılan varlık vergisi. Bugün varlık fonu, o gün varlık vergisi adı altında bir verginin çıkmasıdır. Bizim Kur'an devleti olduğumuzun işaretlerinden birisidir bu.
sıralaması bile, yani en yüksek vergi Yahudilerden alınacaktır. Daha sonra sıralamada Ermeniler, Rumlar mı? Rumlar ve Ermeniler, Müslümanlar şeklinde kademe kademe bir çok yüksek bir vergi kanunu çıkartılmıştır. İşaretlerinden birisidir. Bugün biz o devletten çok çok uzak bir şirkette yaşıyoruz. Yani bu, buna devlet denemez. Önceden de söylemiştim. Yani bunu Cumhurbaşkanı da ifade etti, Başbakan da ifade etti. Biz Türkiye'yi anonim şirket gibi yöneteceğiz, yönetmek istiyoruz dediler. Onun için şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet yok, bir şirket var. Ve bu şirketi de parasını kim veriyorsa düdüğünü o çalıyor. Bundan sonra daha çok çalacak. Varlık fonunu kim idare ediyorsa onlar maaşlarımızı ödeyecek, terfilerimizi yapacak. Bugün böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunu bilerek konuşalım, dinleyelim. Şimdi meselemiz millet nedir? Bu manasını adını koyamadıkları millet nedir? Bunu izah etmeye çalışacağız. Ha, adı yok da koyamıyorlarsa tamam, amenna. Yani bu millete biz ne diyeceğiz? Bilemedik ne diyeceğimizi diyorlarsa tamam, yerinde bir şey söylüyorlar. Ama bir şeyleri gölgelemek, başka etnik gruplar incinmesin falan filan için yapılan bir şey bu. Adını bile isteye söylemedikleri bir şey. Bu millet diye bir dillerine bir şey takıldı. Söyleyemiyorlar. Çıkmıyor bir türlü. Dediğim gibi Türk milleti deseler yahut Türk devleti deseler diyemezler, o ayrı, ama deseler yine doğru bir şey demeyeceklerini biliyoruz. Çünkü yanlış kurulmuş bir saat bugünkü Türkiye'yi idare eden mekanizma yanlış kurulmuş bir saat. Yanlış kurulmuş saat hiçbir zaman doğruyu göstermez. Durmuş bile olsalar en azından günde iki sefer bu adamlar doğru söyledi şimdi diyebileceğimiz bir şey olur. Ama bunlar yanlış programlandığı için, yanlış kurgulandığı için doğru bir şey sadır olmasına imkan yoktur. Bir tek hadise gösteremezsiniz. Türkiye lehine yapılmış, Türkiye lehine yapılabilecek tek bir hadise gösteremezsiniz son 15 yılda. Çünkü bir bilgisayar programıdır, bir simülasyon programıdır AKP. Ve yanlış kurgulanmış bir programdır. Zamanı gelince de feshedilecektir bu. Yerine başka kandırmacılar konacak. Şimdi millet Kur'an-ı Kerim'de toplulukların bir sıralaması vardır. Halkı bilmiyorum halk nedir, ama kabile en küçük sınıftır. Birbirini kabul eden, makbul saymış insanların oluşturduğu şeydir kabile. Bu kabileler vahye muhatap olarak kavim haline gelirler. Yani bir kıvam tuttururlar. Bir kıvama ererler. İlla vahyi kabul edecekler diye bir şey yok. Vahyin karşısında durarak da vahye göre bir pozisyon belirleyerek kabileler kavim haline gelir. Ve biz Resulullah'la bir milletten bahsedebiliriz. Çünkü Resul-i Ekrem'le bir şeriat başlamıştır. Millet demek din demektir. Şeriat demektir. Başka bir manası yoktur. Yani bu adını koymaktan çekindikleri millet tamamen dine merbut, şeriata merbut bir millet olduğu için, bütün tarih boyunca kafirlerin başını ağrıtan tek millet olduğu için bunu kafirler istemiyor. Adının bile anılmasını içimizdeki kafir yalakaları da
kendi niyetlerini örtecek bu şeyi tanımlamayı, yani tanımsız bir millet, adsız bir milleti izah edip durmayı, bunu anıp durmayı marifet zannediyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o sıralamada bir halk diye de bir şey var. Yani halkla millet nedir? Bu beşer ve insan farkı gibidir. Yani halk yaratılmış olan, yani yaratık, beşer de hakeza, insanın en ham hali, vahye muhatap olup olmadığına göre, bir şeyi seçip seçmediğine göre bir beşer, insanlık seviyesine yükselir veya beşerlik seviyesinde kalır. Halk da bu şekildedir. Yani halk kalınır ama millet olunur, olunan bir şeydir. Tabii bunların mesnedi hep dilimizi kaybettiğimiz için bu kavramların da ne olduğunu tam anlayamıyoruz. Türkçe olmadan olacak şeyler işte bu adı konmamış millet, musibeti kollayan devlet, Türkçe olmadan bunlar oluyor. Türkçemizi kaybettik biz. Ve Türkçe diye bildiğimiz dil şu anda papağanların konuştuğu bir dil. Derekesine düşmüş vaziyette. Türkçe itikadi bir dildir. Türkçe tamamen Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden neşet etmiş bir dildir. Bunu öyle hiç yorum falan filan hadisesi değildir. Bu tarihte ne kadar geriye gidebilirseniz gidin Türkçe bir şeyler bulmak için, bulabileceğiniz Kur'an ve hadis dışında bir yere dayanmaz. Mesela Türklere ait yazılı en eski kaynak Orhun kitabeleridir. Miladi 8. asrın ilk çeyreği, işte 725'ler 735'ler arası. Ondan sonra başka nasıl bir kaynak bulursunuz Türklere ait? Uygurlar vardır. Bu uygarlığın da kaynağı olarak gösterdikleri, hem kelimenin kökü bakımından Uygur, Uygar, Uygur'dan gelmiş falan derler. Hem de bir tarım, bir kültür merkezi olarak Uygurlar ön plana çıkarılır ama Uygurlara ait bir tek eser yoktur. Uygurların kendilerinin Uygurca yazdıkları bir tek eser yoktur. 4-5 tane eser sayarlar. Bunlar Çince'den ve Sanskritçe'den çevirilerdir. Uygurca'ya çevirilerdir. Yani şunu izah edeceğim. Orhun kitabelerinden siz Divan-ı Lügat-ı Türk'e kadar Türklere ait bir yazılı eser diye bir şey bulamazsınız. Orhun kitabelerinin ne kadar ait olduğu o bahsi diğer. Ama bu Türkler 3 asır boyunca sanki hiçbir şey yazıp çizmemişler gibi, ki öyledir. Hatta şeyde de, edebiyatta da ikiye ayrılır işte, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, İslamiyet etkisi olmadan önceki Türk edebiyatı. O önceki kısma dair işte sayabileceğiniz örnek yoktur. Saydığınız, bildiğiniz bütün örnekler Divan-ı Lügat-ı Türk'ten başlamak üzere hep İslamiyet sonrasına ait, Türk edebiyatına ait eserlerdir. Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk lügati adı üzerinde. Bu herkes zanneder ki işte Türkçe, Kaşgarlı Mahmut oturmuş, yazmış falan. Ama bu eser Arapça yazılmış bir eserdir. Yani Arap harfleriyle yazılmış bir eser değil. Türkçe kelimeleri verir Kur'an harfleriyle. Karşılığında açıklama kısmı Arapçadır. Arapça bir lügattir. Türkçenin ilk lügati. Bu niye böyle diye sorduğunuzda hemen edebiyat tarihçilerimiz, edebiyatçılarımız derler ki Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçe öğretmek için bunu böyle yazmıştır.
çok havalı bir şey yani, düşünün. 11. asrın ortasındasınız ve tangur tungur bir dili, siz dillerinde ayet inmiş, Kur'an inmiş, hadis-i şeriflerin hepsi dillerinde olan bir insanlara tangur tungur bir dil öğretmeye çalışacaksınız. Yani sanki Türkler Orhun kitabelerinden sonra 3 asır durmuşlar ve en son Araplara hadlerini bildirmişlerdi İvan-ı Lügat Türk'le gibi, böyle bir saçma bir tarih şuuruyla veya bakış açısıyla bir şeyin anlatırlar ve biz de anladığımızı zannederiz. Halbuki hadise hiç öyle değildir. Divan-ı Lügat-ı Türk, hadi tarihçilerin hatırına Türkler diyelim. Divan-ı Lügat-ı Türk, Türklere Türkçe öğretmek kastıyla yazılmış bir kitaptır. Yani o Orta Asya'dan Müslüman olan ahaliye, bakın siz Müslüman oldunuz, sizin ana diliniz budur demek suretiyle Kaşgarlı Mahmud'un Bağdat'ta yazdığı bir eserdir. Zannetmeyin ki Orta Asya'da yazılmıştır. Kaşgarlı Mahmud Kaşgar'dan çıkmış, Bağdat'ta 20 küsür sene tedris etmiş, hadis, ayet, fıkıh, tefsir, fıkıh tedris etmiş. O tedrisatın neticesinde memleketine yanında bir lügatle dönmüştür. O bizim bildiğimiz Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Yani Türklere Türkçe öğretmek kastıyla yazılmış bir eserdir. İlk eserdir. Orhun kitabelerini karıştırmıyorum. Onun dışında dediğim gibi Uygurlara ait dedikleri eserler de Çince'den tercümedir. Bunu makalelerde açık bulabilirsiniz. İşte Papam Kara, Kaylakam Kara, neydi? Böyle 8 yükmek falan. Bunların hepsinin tercüme olduğunu, çoğunun Çince'den, bir kısmının Sanskritçe'den falan Uygurca'ya tercüme olduğunu makalelerden bakabilirsiniz. Yani ilk eserimiz Divan-ı Lügat-ı Türk Arapçadır. Kutadgu Bilig ismine bakınca şey gibi böyle falan. Bu da aynı Arap harfleriyle yazılmış. Ve işte Hakani lehçesi dedikleri Karahanlıların lehçesinde yazılmış ama Arap harfleriyle yazılmıştır. Her bir satırının hangi ayeti, hangi hadise dayandığına dair yine 8-10 tane makale bulursunuz. Kutadgu Bilig'in de 3 nüshası var bilinen. En eski 3 nüshası. Bunlardan ikisi Arapça, biri Uygurca. Reşit Rahmeti Arat diye birisi var. O da der ki Uygurca olan nüsa Arapçadan tercümedir. Yani orijinali Uygurca değildir. Arapça bir nüshadan tercümedir vesaire. Yani Atabetül Hakayık da deseniz, Divan-ı Hikmet de deseniz, bunların hepsi Kur'an harfleriyle yazılmış, Kur'an ve hadis bilgisiyle birebir mutabık eserlerdir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de kelimelerin, yani Türkçe, öz Türkçe diyelim artık, o öz Türkçe kelimelerin dizilişi ve tasnifi tamamen Arap dilinin hususiyetlerine göre sıralanmış bir şeydir. Ben fena dağıttım. İyi dağıttım değil mi? Evet. Onun için şimdi Bahadır Karadağ, İstanbul Şubemiz üyesi, söz vereyim. O devlet bahsinde bize izah edecekleri var. Buyur Bahadır Bey. Selamünaleyküm. Devlet kelimesi tedavül etmek, deveran etmek anlamına geliyor. Yani dolaşımda olan bir şeyi ifade ediyor. Bunu elden ele dolaşan, geçen bir güç olarak anlayabiliriz. Batı dillerindeki karşılığı Fransızca Lothar, Almanca Stadt, İngilizce State kelimeleri, bunlar aynı kelimeler. Statü, statiko kelimelerinden tanıdığımız kelime. Hal, vaziyet, şartlar anlamlarına sahip.
Status Republicae diye bir Latince değişten siyasi organizasyon manasında, state manasında status kelimesi bir anlam kazanmış. 13. Evet. yüzyıl olarak geçiyor bu. Aynı zamanda bu statünün nizam, düzen anlamları da var. Bizim lisanımızda devlet kelimesinin böyle doğrudan bir siyasi organizasyonu kasteden anlamı yok. Bu sonradan oluşmuş bir şey. Bunu edebiyatımıza müracaat ederek kolaylıkla görebiliriz. Mesela Muhibbi Mahlasıyla yazmış Sultan Süleyman, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sahat gibi demiş. Yine mesela Mevlid-i Şerif, Vesilet'in Necat Süleyman Çelebi'nin şiirinde Amine Hatun için öyle bir beyt var. Ulu devlet buldun ey dildare sen, doğusardır senden oldu hikâsen diye. Yani bu her iki örnekte de mesela devlet kelimesi, bizim anladığımız devlet kelimesi değil. Fakat Dadaloğlu'nda mesela hakkımızda devlet etmiş fermanı, ferman alişan dağlar bizimdir deniyor. Bu bizim bugünkü bildiğimiz manaya yakın. Fakat bu da 1800'lerin başlarında söylenmiş bu şiir. Mesela Osmanlı Devleti diyoruz bugün ama Osmanlı Devleti kendisini Osmanlı Devleti olarak tesmiye etmemiş. Gerek Osmanlı kısmı zaten 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Devlet-i Aliye tabiri var. Bu 16. yüzyılda ilk kullanılmış zannedersem. Ve orada da bazı münakaşalar var. Yani mesela doğrudan padişah kastettiği kullanımları da vakiymiş Devlet-i Aliye'nin. Ya da sadece payitahtı kastettiği kullanımlar da varmış. 18. yüzyıla kadar tam olarak bir siyasi organizasyonu kastettiği söylenemez. Kanuni Esasi'de 1876 Devlet-i Osmaniye diye karşımıza çıkıyor. Yani bu aslında devlet, ikbal, saadet, baht gibi manalara geliyor. Bir yakıştırma olarak tarih yazarları tarafından bilhassa kullanılmış ve zamanla bugünkü kullandığımız anlama oturmuş. Mesela Aşık Paşazade'de Bahtu Devlet, Hak'ta nerede sana Bahtu Devlet, Cihan içinde olan devran sevindir gibi bir beyit var Manzum tarihinde. Bahtu Devlet diyor, yani işte devlet kuşu, Hüma kuşu hikayesinde olduğu gibi. Aslı itibariyle mülk kelimesi, siyasi organizasyonu ifade eden kelime. Malik de hükümdar demek, memleket de aynı kökten. Yani bu etimolojik tahlillerin bize söyleyeceği şöyle bir şey olabilir. Yani biz devleti hiçbir zaman hayatımızın merkezine koyarak yaşamamışız. Yani kendimiz merkezdeyiz. Devlet değil. Yani bu din esastır, devlet onun ferri olarak vardır anlayışını aksettiren bir şey olarak yorumlanabilir. Tabii bu bizim devlet anlayışımızdaki espri bir yana, devletin ya da hükmetmenin diyelim tarihi oldukça eski. 3000 yıllık bir tarihinden tarihi olduğundan söz edilebilir. Fakat devlet üzerine düşünmek moderniteyle ortaya çıkan bir şey. Yani modernite öncesine baktığımız zaman mesela Platon'un Türkçe'ye devlet diye tercüme edilen kitabı, İngilizce'ye de Republic diye tercüme edilen kitabın nasıl adı? Politeia. Bu da polisten geliyor. Polis Yunanca şehir demek. Yani şehrin idaresiyle alakalı bir
mesele var. Yoksa öyle ayrı bir antite olarak devlet var ve üzerine düşünülen bir metin değil. Yani bu dediğim gibi modern bir şey daha çok. Tabii modernite ile modernite öncesini ayırıyoruz. Çünkü bunun asıl sebebi Batı medeniyeti dediğimiz şeyin anti-Türk bir şey olmasıdır. Yani bu bize tabii böyle anlatılmaz. Yani hangi tarih kitabına bakarsak bakalım antik Yunan'la Batı medeniyetinin başladığı söylenir. Ama bu bir yapıştırmadır, bir uydurmadır. Yani Türkler bahis konusu etmemek için bu sanki böyle bir zincirin devamı şeklinde anlatılır ve öyle anlarız. Kendi gelecek kaygılarıyla alakalı bir geçmiş uydurmuşlardır. Ve tabii bu geçmiş kendilerine beğendikleri geçmiş geleceklerine de tesir etmiş bir şey. Yani şu Batı medeniyeti aslında mitolojik bir şey. Yani gerek felsefesiyle olsun, gerek 16. 17. yüzyılda doğmuş olan bilimsel dünya görüşüyle olsun, gerekse dinleriyle olsun, mitolojik bir çerçevenin içerisine sıkışmış bir şeydir. Yani ondan öteye geçebilmiş bir şey değildir. Bu hem kendilerine seçtikleri geçmişin mitolojik karakteriyle alakalı bir şey antik Yunan'ın, hem de işte İstanbul'un fethinden sonra bilhassa Avrupa'ya, İtalya'ya gitmiş Bizans'tan antik Yunan uzmanları, Homeros uzmanlığıyla alakalı bir şey. Sonradan, çok sonradan Rönesans dedikleri adına süreçle alakalı. Bu şunun için önemli. Devleti nasıl anladıkları da aynı çerçevede düşünülebilir. Yani bu mitolojik düşünce Batı, mitolojik çerçeve Batı düşüncesinde devam etmiş olan bir şey. Mesela Thomas Hobbes'un Leviathan diye İngilizce telaffuz edilen Leviathan diye bir kitabı var. Orada zaten başlık olarak seçtiği isim bir mitolojik bir figürdür. Tevrat'tan geldiği söyleniyor ama Mezopotamya mitlerinden gelen bir şey. Yani böyle bir başlık seçmesi de manidar. Söylediği şeylere baktığımız zaman zaten yani iradeler, çarpışan iradelerle iradelerin ardından bir düzen gelir. Bu aslında antik Yunan mitolojisinde kaostan kozmosa geçilmiştir. Böyle bir hikaye anlatılır. Hesiodos'un Eudaimonia diye bir şiiri var. Orada işte tanrıların doğuşu, neyin nasıl olduğu anlatılır. İşte önce kaos vardır, bir boşluk vardır, düzensizlik vardır. Sonra düzen gelir. İşte Uranos oğlu, Kronos oğlu, Zeus, bunlar birbirleriyle çarpışırlar. İşte Kronos babası Uranos'u hain eder, Zeus babası Kronos'u sürgün eder falan. Sonunda bir düzen gelir. Ya da işte Titanlarla tanrılar savaşırlar. Sonunda Zeus galip gelir. Yani bu çerçevenin devlet anlayışlarında da oturduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela devletten önce bir doğa durumu tasvir ederler. Orada herkesin herkese karşı bir savaşı vardır. İnsan insanın kurdudur falan. Sonra bu insanlar kendi iradelerini bir üst merciye devretmek suretiyle devleti oluştururlar. İşte bu canavarı yaratırlar, Leviathan dediği. Bu diğer sosyal kontrakt düşünürlerinde de müşterek bir şeydir. Sonradan tabii Alman düşüncesinde, Kant'ta, Hegel'de, Alman idealizminde falan iş farklı yerlere de gitmiş. Yani Hegel için mesela devlet mutlağın kendisi olmuş. Yani insanlığın ve tarihin nihai amacı olduğunu söylüyor. Türk topraklarında
padişahın dizginden tutup gavur padişah denildiği bir zamanda hemen hemen muhtemelen aynı zamana denk gelir. 1800'lerin başları olmalı. Hegel mesela Yena'ya giren Napolyon'u atın üzerinde gördükten sonra dünya ruhunu bugün at üstünde gördüm. Geist dediği şeyi bugün at üstünde gördüm der. Yani aramızda bu anlamda muazzam farklar var. Yani Batılılar haricinde bu devlet bahsinde kim ne demiş diye bakarsak ne kadar muteber bir isimdir, asıl derdi nedir bir yana, çünkü İslam'ın Marx'ı diyorlar kendisi için. Yani İbn Haldun'da bile belli bir müşahıs kavrayış çabası görürüz. Yani bir defa o Platon'un idealize edilmiş ütopik devletini, ondan işte etkilenerek Farabi'nin yazdığı Medeniyetül Fazıla'yı, bunların muhayyer şeyler olduğunu düşünerek dikkate almaz. Yani olanı kavramaya çalıştığını görürüz. Yine devlet öyle bu Batılılarda olduğu gibi iradelerin karar verip de artık kendi iradelerini bir üst merceğe aktarmasıyla ortaya çıkmış bir şey değildir. Bu zaten hilkatle alakalı olarak, yani tek bir insan bile var olmasıyla devlet gibi, mülk gibi, işte asabiyet falan dediği kavramlar gibi bunlar beraber var olan şeylerdir yani. Öyle yani insanların ortaya çıkardığı bir şey değildir. Yani biz yani bu espriyle yaşamış olduğumuzu görüyoruz. Bu söylediğim şeyler bunu ifade ediyor. Yani biz kendimizin üstünde bir otorite gibi görmemişiz devleti. Yani dediğim gibi devlet kelimesinde bile böyle bir hikayesinde, o kelimenin hikayesinde bile böyle bir şey düşünülebilir. Yani biz üstümüzde Allah'ın otoritesinden başka bir şey tanımadığımız için, yani istediğimizi Allah'tan isteyip beklediğimizi Allah'tan beklediğimiz için hiç böyle düşünmemişiz. Yani hiç böyle şeylerle meşgul olmamışız. Yani bizim tefekkürümüz de dinimizden ayrı düşünülebilir bir şey değil. Hele itikadi bir lisan olan Türkçe için bu böyledir. Yani biz nihayetinde mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan diye bakmışız. Yani bizim bir devlet sahibi olmamız tamamen bu espriyledir. Yani bugün de bir devlet sahibi olmamız bununla alakalı bir şeydir. Dinimizle alakalı bir şeydir. İstiklal Harbi ile alakalı bir şeydir. Bu da bu toprakları gavurlara yedirmemeyen insanların yürüttüğü bir şey. Yani bizim zihnimiz son derece çarpık durumda. Yani mesela bir devlet millet ikililiğinden haberdar olmamız lazım. Bir dikotomi, bir zıtlaşmadan haberdar olmamız lazım. Yani bu başından beri olmuş olan bir şey. Mesela bu toprakların İslamlaşması, vatanlaşması denildiği zaman insanların çoğu Osmanlı'nın kuruluşunu falan düşüneceklerdir aldıkları eğitim gereği. Ama bu hiç böyle değildir. Yani daha önceden Gaza beylikleriyle olmuş bir şey. Ahi teşkilatıyla olmuş bir şey. Ama Ankara'yı ahilerin elinden kılıç zoruyla alan Osmanlılardır. Yani Türkçe'de devlet, devletten bahsettik. Millet din demek. Yani başka bir manası yok. Nasyonla falan alakalı bir şey değil.
bu devlet millet arasındaki mübareze de dinine uyanlarla din uyduranlar arasında olan bir tane şey. Yani dinine uyan insanlar var, bir de din uyduranlar var. Yani bu böyle sıradan insanlar değil, gayet işinin uzmanı, ehli kimseler tarafından yapılan bir şey. Bugün de hala yapılan bir şey. Yani kafirlerin ses etmeyeceği ayet hadisler öne çıkarılır. Diğerleri yokmuş gibi. Yani bir şeyleri bir şeylere uydururlar. Yani uymak gibi dertleri yoktur. Yani mesela Haçova Meydan Muharebesi'nde dinine uyanlar vaziyet etmiştir işe. Yani savaşmakla muvazzaf askerler kaçtığı zaman savaşmak zorunda olmayan diğer aksam, işte aşçısı, seyisi, oduncusu, ellerinde ne buldularsa yağmaya dalmış kafirin üstüne varmışlar ve bir taraftan da nida etmişlerdir kafir kaçtı diye. Yani bu bir dönüm noktası olmuştur bu muharebede. Yani her zaman millet, Türk milleti kendi varlığını, dininin varlığından ayrı görmemiş. Hiçbir zaman dininin varlığından ayrı görmemiş. Kendisiyle dini arasında bir fark görmemiş. Yani diniyle milliyetini cem etmiş Türkler. Ve devlete de bu anlamda yol göstermiş. Yani onu İslami bir görünüme icbar etmiş. Yeri geldiğinde korumuş, kollamış ama devletin millete mukabelesi böyle değil. Yani milletin yükselmesi için, Türk milletinin önünün açılması için hiçbir faaliyet yürütülmediği gibi tam aksine şeyler ola gelmiş ve halen oluyor. Bu manada yani bizim hayatımızda merkezde olan bir şey değil devlet. Biz lisanımıza sahip çıkmalıyız, yazımızı öğrenerek, yazarak. Türkçemizi tanımalıyız, Türklüğümüzü tanımalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin esprisi de budur. Öyle başka şeylerle alakalı değildir Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı. Yani inkılaplar falan gibi şeylerle alakalı değildir. Yani iki harp arasında doğmuş dört tane devlet var. İşte Nasyonel Sosyalist Almanya, Faşist İtalya ve Bolşevik devrimiyle iç savaş tabii hemen hemen Cumhuriyet'in ilanı yıllarına rastlar, iç savaşın sona ermesi. Sovyet Sosyalist Rusya. Bunların hiçbirisi bugün yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti var. Yani bu bizim varlığımızı, canımızı dişimize takmak suretiyle elde etmemizle alakalı bir şey. Bunu görmemiz lazım. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'den neşet etmiş Türk lisanını şiirden güç alarak yaşamış Türk milletini Türk milletine bir cesaret kazandırmamız lazım. Biz tek dil olmadan tek devlet olmaz diyoruz. Bu sahiplerle diyoruz. Yani Türkçenin böyle bir lisan olduğunu bilerek bunu söylüyoruz. Lütfü Hoca'dan öğrendiğimiz kadarıyla dille devlet zaten köken itibariyle de aynı kelimeler. Yani belki diğerlerinden daha rahat savunulabilir bu anlamda da tek dil olmadan tek devlet olmaz. Dinlediğiniz için kendinize teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Lütfü Hocam, buyurun. Selamünaleyküm. Ayrıca ben de teşekkür ederim. Kardeşim Gizem, bahsetmiş olduğu şey dil kelimesiyle devlet kelimesinin
aynı kökenden gelmiş olduğunu, işte Deale Yedülü Develam, oradan başlayabilirim. Daha sonra bunu izah edeceğiz. İşte aramızda tedavülü sağlayan şey bizi bir araya getirip anlaşıp aynı itikad üzere bizi birleştiren şey, aramızda tedavül eden şey olduğu için, dolanan şey olduğu için, ki dolmak da, dolanmak da oradan gelir, dolaşmak da bu kelime dahildir. Hepsi tedavül. Hatta dalmak da buradan gelir. Hatta işte dil eskiden işte casus manasında kullanılırdı. Düşman arasında dolaştığı için, develan ettiği için ve düşmandan olan şeyleri bize söylediği için onun adı da dildir. Yani. Dolayısıyla tek dil olmadan, tek devletten bahsetmenin imkanı yoktur. Türkçe olmadan da Türkiye'den bahsetmenin imkanı yoktur. Bunu en sona saklamıştım ama. Şimdi biraz daha süslü konuşmak için bir beytini okuduğu şeyin tamamını okuyacağım. Kanuni Sultan Süleyman'ın, yani Muhibbi'nin gazelinin tamamını okuyacağım. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Kovgu işi işleti kim fenadır akıbet. Yarı bakıyı ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddi adet, gelmeye bu şişeyi çerp üzere bir saat gibi. Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farig ol. Olmaya vahdet cihanda küşeyi uzlet gibi. Bir devletliden, devletten şikayet eden bir gazel. Bir devletli. Bundan şikayet ediyor. Bir de devlette olamayanlar var. Onların da şikayeti var. Nabi merhum büyük şairlerimizden. O da şikayet ediyor. Bir devlet için çerha temennadan usandık. Bir vasıl için ağyara müdaradan usandık. Düştük kat'i çoktan hevesi devlete ama ol daiyeyi dağ dağ fermadan usandık. Şimdi acaba hangisine hak verelim? Yani şimdi demek ki bu devlete bir sahip olan pişman, bir de sahip olmayan pişman. Ama ikisinin pişmanlığı da aynı. Ama niye bu gazel, Muhibbi'nin gazeli bizim dilimizdedir veya her zaman örnek gösterilir? Bunu bir müellifinin, yani şairinin gözünden veya aklından düşündüğümüz zaman başka türlü, bir de bizi, bunu bizim nakletmemiz veya bir başkasının nakletmesi daha başka bir manaya geliyor. Yani Türk milletinin bu şiirden çokça bahsetmesinin sebebi, ey devlet peşine düşenler, siz kim oluyorsunuz? Bak işte, bak devlete sahip olan, hatta bu devlet uğruna iki oğlunu ve onlarca torununu boğduran, öldüren bir adam işte devletten şikayet ediyor. Yani bir nefes sıhhatin ne kadar bütün devletten, saltanattan üstün olduğunu söylüyor. Yani sen kim oluyorsun da devletinle böbürleniyorsun? Veya ey insanlar, siz ne oluyor da devletin peşine düştünüz de, yani devlet elde etmek üzere böyle ömrünüzü feda ediyorsunuz. Yani Nabi gibi bir vasıl için ağyara mudaradan usandık. Ona bunun elini öpüp onun bunun ayağını yalıyorsunuz yani. Şimdi işte biraz bahsetmiş olduğu arkadaşımızın, Bahadır arkadaşımızın, işte devlete milletimizin bakışı böyle. İster devletli olsun, isterse devlete kavuşamamış olsun. Yani devlet öyle çok imrenilecek bir şey değil.
Şimdi aramızda dolaşan sözlerden de bunu anlayabiliriz. Mesela bazen olur ki başına devlet kuşu konar birisinin. Bazen olur ki ayağına gelen devleti teper kimisi. Ve dualarımızda da başka türlüdür. Yani Allah devlete, millete zeval vermesin diye bildiğimiz dua esasında Allah devleti millete zeval vermesindir. Yani bu budur. Eğer devam edecekse bir devlet devam edecekse devlet devam etmesi gereken, zail olmaması gereken devlet milletimizin devletidir. Milli devletimizdir ki dua onun için yapılıyor. Yani ve yine Yemen dualarında daimi devlet. Yine burada da kastedilen odur yani. Burada milletimizin devletinin devamı için burada dua edilir. Şimdi bazen de insanların işte dünyaya dalıp ahireti unuttukları zamanlarda devlet başka başka anlamlara kullanılmış. Şimdi Mehmet Akif'ten bir şiirin içerisinde iki defa devlet geçiyor. Birisi devletlilerin devleti, öbürü de milletin devleti. Okuduğumuz zaman bunu daha iyi anlarız. Şimdi Mehmet Akif Konya'yı gezerken diyorlar ki falanca köyde köyün ahalisi mektebi kapatmış, hocayı da kovmuş. Tabi Mehmet Akif nasıl olur da böyle bir şey yapılır diye gidiyor köye. Akşam misafir, alim, hoca gelmiş diye önüne peştahlasını koyuyorlar. Orada vaaza başlıyor. Ne güzel işte ilmi öven, cehaleti yenen işte ayetleri, hadisleri okuyor. Ondan sonra şimdi beyitlere devam ediyorum. Tam zamanıydı, ahaliye çevirdim yüzümü, açtım bu sefer ağzımı, yumdum gözümü. Hiç muallim olur muymuş? Ayol, söyleyiniz. O sizin devletiniz, nimetiniz, her şeyiniz. Diye söylüyor. Fakat onu akşam misafir edecek Mestanlı dayı dediği amca diyor ki sen diyor boş yere bize kara çaldın. Yani mahkeme ediyor madem iki tarafı dinleyeceksin. Yani çünkü bizim rakibimiz, bizim hasmımız, bizim arkamızdan rahmet okumaz. Mutlaka değişik anlatmışlardır. İşin aslını ben sana anlatayım diyor. O köye muallim gelen adamın ne kadar serseri, ne kadar ahlaksız olduğunu güzel anlatıyor. Ondan sonra diyor ki, şimdi ister beni sen haklı gör, ister haksız. Öyle devlet gibi, nimet gibi laflar bana vız. Yani sen ne hangi devletten bahsediyorsun? Yani benim dinime, imanıma saygı göstermeyen bir öğretmen gelmiş. Sen bana diyorsun ki devlet gelmiş. Yani bizim devletimiz bu. Bizim devletimiz milletimizin devletidir. Yani devleti millettir. Yani buna saygı gösterirsen gösteririz biz. Yoksa serserilere işte devlet gönderdi diye saygı göstermeyiz. Bunu çok yerlerde rastlıyoruz. Biraz kendimi övüyorum. Şimdi okunmayacak yazıları veya okumakta zorluk çeken yazıları okurum. Bundan dolayı bana çok kitaplar, belgeler gelir. Orada menakip kitapları gelir. Çok eski tarihte yazılmış. Hepsinde hemen hemen rastladığım bir şey vardır. Yani birisini size, birisini birkaç tanesini söyleyeceğim. Şimdi 1087 yıllarında yazılmış. Yani Yavuz tabirine göre 1679'a denk geliyor. Şeyh Kuru diye bir müellif hakkında malumat bulamadık. Diyor ki Şeyh Kuru eğer bir hüneri varsa resim değil yetim malına yapışmasın veya
padişah kanununda dürüst olan haramlara el sunmasın. Yani sen diyor devlet bunu müsaade etti veya sen bunu sana veriyor diye sen erkeksen öyle buna Müslümansan eğer buna el sokmaman gerekir. Çünkü devlet İslam'ın haram kıldığını helal olarak sana verebilir. Sen buna dikkat etme zorundasın diyor. Yani demek ki yetim malını yiyen bir devlet var ve bunu insanlara sunan bir devlet var. Bir de bunu reddeden insanlar var. İşte biz bunlara Türk milleti diyoruz. Ve bunu birkaç örnek daha vereceğim. İstanbul fethedileli 10 sene olmuş. Yani 868 11 sene olmuş değil mi? 857 868 Abdurrahim Karahisari bu Akşemseddin'in müritlerinden Münyetül Ebrar ve Münyetül Ahyar diye bir menakibnamesi var. O şöyle bir cümle geçiyor. Zira diyor bu zamanın ümerası zulüm ile mevsuf kerdir. Dolayısıyla onların sana vermiş olduğu paralar, mallar, sana sunduğu şeyler haramla karışıktır. Bunlardan Müslümanın hazır etmesi gerekir, satılması da lazım bir kere. Yani İstanbul fethedilmiş, 10 sene olmuş, zamanın ümerasının, devlet adamlarının zulümle mevsufkar olduğunu, sıfatlandırıldığını söylüyor. Yani o artık onun sıfatı olmuş. Yani zulümsüz devlet memuru yok, devlet zalim. Yani bunu izah ediyor. Yine mesela bu daha ilginç bir şey. Ebu Yezid Bestami ve Bişri Hafi'nin kızı arasında geçen bir hadise. Şimdi Beyazlı Bestami'ye geliyor bir kadın. Bir başka menakibnameden geçen bir ibare. Bu olmuştur olmamıştır. Bu bizi ilgilendirmiyor. Ama bu kitapta yazması mesele. Yani niye böyle bir bakış açısı var? Niye böyle bir hikaye anlatılıyor? Mevzu budur. Diyor ki Bişri Hafi'nin kız kardeşi gelip Müftü Efendi diyor. Demek ki müftüymüş orada. Şehrin beynin adamları benim evimin önünden geçerken geceliğin onların meşalesi şulesinden bir arşın ip eğirdim. Ben ip eğirmekle geçinirim. Bu eğirdiğim yani devlet adamlarının geçerken ışıklarından istifade ederek eğirdiğim şeyi aldığım para, bu ipten aldığım para helal midir, haram mıdır diye soruyor. Yani bunu çok uzaklara gitmeye, bu menakip kitaplarına gitmeye de gerek yok. Mesela İmam-ı Gazali'nin Sultanlara İhyası'nda Sultanlara İtilat bölümü var. O kısım bunların sayısız örnekleri var. Sultanlara yaklaşmanın, onlardan maaş almanın haramlığına dair, onların yapmış oldukları çarşıların gölgelerinde istirahat etmenin caiz olmadığına dair, onların binalarını kullanmanın haram olduğuna dair, onların yanında bulunmanın ne kadar büyük vebal olduğunu, ancak insanın onların yanına emri bil maruf ve nehi anil münker yapmak üzere girmesi gerektiğine dair sayısız örnekleri bulmamız mümkün. Bir de bu mevzuyla alakalı fazla uzatmayacağım. Abdülhamid'in hatıratından bir şey bahsedeceğim. Şimdi diyor ki hatıratından, eğer bizde bazı ıslahatlar kabul edecekse memleketin hakiki şartları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Avrupa'dan gelen her şeyi şüpheyle karşılayan, pek çok defa fermanlarımızı aldığı anda yakan ulema sınıfın aksül amelini de hesaba katmak lazımdır. Abdülhamid daha dün, değil mi? Kaç sene oldu? Yani dün bu insanlar yaşıyordu ve padişahın fermanını İslam'a aykırı bulduğu için yakıyor. Yani böyle bir milletimiz var. Bu devletle millet arasındaki münasebet. Yani bizim milletimiz İslam üzere kaimdir, Türk milleti.
İslam'a aykırı olan devlet de olsa, güç de olsa, silah da olsa ben bunu dinlemem. Havası hakimdir. Ulemamızda da. Ki saçlı şeyden bahsetti. Peki bizim devletimiz nasıl devlettir? O da işte Mevlüt'te geçen okudu. Devleti nasıl söylüyor Süleyman Çelebi? Bu senin oğlun gibi Kadri Cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Ulu devlet buldun ey dildare sen. Doğu serdir senden ol hulki hasen. Yani devlet budur. Eğer hakikaten devlet alacaksa Resulullah'ın yoluna tabi olmaktır ve ahirette saadete ulaşmaktır. Eğer devlet istemiyorsa budur. Yoksa gelip geçici, zail olan bir şeye devlet isminin takılması bile zail bir şeydir. Peki bu devlet fikri nasıl Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve bu Kur'an-ı Kerim'e uyan milletimiz bunu nasıl anlamış? Ali İmran suresinde işte sebebin nüzulünden biraz bahsedelim. Çünkü ayetler uzun olduğu için Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bir yenilgi almışlar ve üzülüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim Estağfirullah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul alemle in kuntum mu'minin. Siz gevşemeyin. Siz hüzüne kapılmayın. Eğer siz inanmışsanız elbette üstün olan sizsiniz. Devamında da meal okuyun. İşte size bir sıkıntı, bir yara dokunduysa, siz bir yara aldıysanız aynı şekilde onlar da bir yara almıştı. Çünkü Bedir Savaşı'nda siz onları mağlup etmiştiniz. Ve tilkel eyyâm müdâvilü hâ beynen nâs. İşte burada müdâvilü kelimesi geçiyor. Develan etmek. Ve tilkel eyyâm, işte günleri müdâvilü hâ beynen nâs. İnsanların arasında biz dolandırır dururuz. Yani bir zaman gelir, Allah-u Teala bir kavmi galip eder, devleti ona verir, o develan eder, o sözünü dinletir veya o galip olur. Zaman gelir, işte müminler galip olur. Bu Allah'ın elindedir ve bunların hepsi imtihan içindir. Yine Hasr suresinde duleten diye bir tabir geçer. O da müminlerin alt koşturmadan elde ettiği ganimetlerin dağıtılması hususunda bir ayet-i kerimedir. Yani savaşmadan elde edilen ganimetler var ve gaziler istiyorlar ki bunu da biz paylaşalım. Ayet-i kerime iniyor, diyor ki bu diyor zenginlerinizin arasında dönüp dolaşan bir devlet olmaması için işte yolculara, miskinlere, yetimlere, fakirlere dağıtılması gereken ganimetlerdir bunlar. Yani niye? Bu da gerekçe olarak yani elde edilen servet, zenginlik bir şey, devlet olmasın. Yani zenginlerin arasında dolaşıp da bir devlet olmasın diye. Yine hadis-i şerifte de bir hadis-i şerif işte Resul-i Ekrem söyledi, işiten Türk oldu. Orada işte devil maddesinde geçen hadis-i şerife kaynak olarak göstermiş. Tekûlü düvelen ve yudâlu aleyküm mülmerrate ve tüdâlûne aleyhil uhra. Yani burada da diyor ki günler, zamanlar zaman zaman insanların arasında tedavül eder. Bir zaman olur ki savaş sana galip gelir, bir zaman da siz savaşa galip gelirsiniz. Yani kısaca zaman, savaş böyle bir şeydir. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Şimdi peki bu kelime hakkında okyanusumuz ne diyor? Bizim meşhur okyanusumuz var. Orada bir dalacağız.
Ama işte dinlerken sıkılacağınıza eminim ki yazılarımda aldığım şey böyle. Diyor ki ya o alıntılar biraz daha az yapsanız olur mu? Yok, o da havamızı atmamız lazım. Et devleti inkılabı zaman manasındadır ki zamanın halden hale tegayyür ve inkılabından ibarettir. Bir mal ve cah bir zaman bir kimseden bir kimsenin uhdesinde olup ondan bilahere badehu bir gayriye nakil ve irtihalinden ibarettir. Nevbeti mal da harp ve kıtalden müstameldir ki iki askerin birbirine bin nevbe hamle ile galebesinden ibarettir ki ol bunu ve kah bu onu sürüp götürür yahut başka bir manası dünyada müstamel olursa ki zafer manasınadır. Zaferi uhreviye manasına da gelir diyor. Yine tefaül vezinde olursa bir nesneyi nevbet be nevbet elden ele gezerek ah zeylemek manasındadır. Afet ve dahiyeye de ıtlak olunur. İlâ âkır. Yani burada dolanmak kelimesiyle, dolaşmak kelimesiyle devlet kelimesi ve bizim itikadımıza, inancımıza ve lisanımıza bulunan devlet kelimesini burada aynıyla anlıyoruz. Yani bir mal elden ele dolaşıyor, bir zaman birinin elinde oluyor. Yani nöbet onda oluyor işte, o zaman devlet o olmuş oluyor. Devlet orada olmuş oluyor. İşte bundan dolayı lisanımız Türkçe'de de devlet, tedavül, develam, dolaşmak, dalmak, dolanmak, dil şekilde lisanımızda bu kelimenin iştikakları yer almış. Girişte de biraz bahsettim. Dil kelimesi aramızda tedavülü sağladığı için, dolaşımda olduğu için aynı kökenden geliyor. Söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bunu sona saklamış olayım. Döl kelimesi de tedavülle alakalıdır. Çünkü o da bizim varlığımızın, neslimizin tedavülünü, dolaşmasını sağlar. Bunu da bana hatırlatan, lisede okuyan bir öğrenci kardeşimiz bana bunu hatırlattı. Yani döl dediği mutlaka buradan geliyor. Araştırmada baktığım zaman hem mana itibariyle hem de sesleri itibariyle oradan geliyor. Peki Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten neşet eden nasıl oldu? Bunun bazıları bunu anlamak istemiyor veya anlayamıyor. Kur'an-ı Kerim okunan bir millet, Kur'an-ı Kerim okuyan bir millet ve Kur'an-ı Kerim dinleyen bir millet ve tahsil hayatının temelinde de Kur'an-ı Kerim olan ve sarf rahim olan bir millet elbette lisanını da buradan öğrenecek. Çünkü tahsil hayatı, ilim Kur'an-ı Kerim üzere ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak üzere, hadis-i şerifi anlamak üzere teşekkül etmiş. Bundan dolayı lisanımızın Kur'an-ı Kerim'e doğru eğilmesi, Kur'an-ı Kerim'den neşet etmesi hiç yadırgacı olarak gelmesin. Çünkü İşte lisanımızda hiç tahmin etmediğimiz işte fıskiye kelimesinin de hem lafız itibariyle hem vezin itibariyle hem de manası itibariyle fasıkla fısıkla alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla biraz ses değişikliği fıskiye diyoruz. Son zamanlarda fışkiye demeye çalışıyorlar. Yani işte fışkı da oradan gelme. Yani, o da hayvanın çıkardığı bir şeydir. Fısk. Çünkü o da oradan gelmedir. Yani lisanımız üzerine düşündüğümüz zaman da bunu anlamış oluruz. İşte Türk'ün devleti, Türklüğün nöbetidir. Yani burada Allah-u Teala bize bir lisan bahşetti. Bu lisanla biz nöbetimizi ve devletimizi devam ettiriyoruz veya soru işareti mi acaba ettiriyor muyuz? Bunu da düşünmemiz lazım. Bu ne üzere olacaktır? İslam üzere, Kur'an üzere olacaktır.
yazımız elimizde olmadan konuştuğumuz lisanı yazımızla yazmadan, Kur'an-ı Kerim yazısıyla yazmadan, harflerimizle yazmadan Türkçe'ye asla ulaşamayacağız ve ne dediğimizi de asla bilemeyeceğiz. Çünkü Türkçe Kur'an-ı Kerim harfleriyle doğmuş bir lisandır. Yazı hayatı bununla gelmiştir. Bununla tedavül etmiştir. Bununla devlet haline gelmiştir. Ve biz de Türk milleti olarak yazımızla beraber millet olduk. Yazımız olmadan ne lisanımızdan bahsedebiliriz, ne tek devletimizden bahsedebiliriz, ne de milletimizden bahsedebiliriz. Eğer milletimizin zahir olmasını istemiyorsan, Allah-u Teala'nın devletimize, devleti milletimize zeval vermesini istemiyorsak, bir yerden başlamamız gerekir. Yani yazımızı öğrenmeliyiz veya öğretmek üzere öğrenmeliyiz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ankara'ya ve devletin merkezine ulaşmak için niye girdiniz? Demeyeceğim. Ben konuşuyorum. Şimdi zaten Ankara biliyorsunuz, Ankara seni görmek isteyen Bahtı Kara kabilinden yola çıktık. Daha doğrusu duble yola çıktık. Duble yolda geliyoruz bizim ekiple beraber. Devletten haberimiz var. Şöyle devletten haberimiz var. Her yere kamera yerleştirmiş, yakalayıp ceza çeki kesecek. Ama bu arada şöyle bir diyalog geçti. Referandum'a kadar ceza gelmez dediler. Rahatladık. Gelmez diye gidiyoruz. Devletin bir memuruna rastladık, polise, trafik polisi. Karşıdan karşıya geçiyor ama çiğnenecek. Ben camı açtım, öleceksin, böleceksin diye bağırdım polise. Polis tehlikesini atlattık. Adam arabanın altına girecekti. Sonra bir kahvaltı yapalım dedik. Kahvaltı arabayı çektik bir yere. İki tane milletvekiline rastladık. Ayağımızda dolandı. Sen Halit Bey'le gezdiğin zaman mutlaka milletvekiline rastlıyorum ben. Şimdi birisi Mustafa Balbay. Diğer isim milletvekili olduğunu bilmiyordum. Onun odacısı gibi duruyordu da onun da sonra bir hikayesi olacak. İşte Mustafa Balbay, onlar bizim plakayı gördüler. 28 Giresun falan. Öyle bir sohbet açıldı. İşte ben İstiklal Marşı Derneği'nden bahsettik. Bizim arkadaşlar biraz masaya oturdular. Ben bunlarla biraz diyaloğa geçtim. İşte İstiklal Marşı Derneği'nden bahsettim. İşte nasıl çıkar hayır evet dedim. Bilemem dedim falan. Peki sizin şey dedim. Biz güçlü hayır kampanyasına hayır diyoruz dedim. Bir dedi ki olumsuz gördüğün bir şey var mı dedi. Bu arada hani İzmir Marşı meşhur oldu. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa diye devam ediyor. O da benim dilime takıldı. Ben de onu şöyle söylüyorum. Evde hanım bıktı benden. Yaşa Mustafa Tosun Paşa yaşa. Adın yazılacak mermer taşa diye bize mermer yakışır. Ben şimdi oturdum ama acaba gereksiz bir şey mi kurdum diye de rahatsızlık duyuyorum. Bizimkilerin masasına geçtim. Dediler ki bu da milletvekili dediler. Bir tanesi de milletvekiliymiş. Onu ben çok çıkaramamıştım. Masaya geçtik dediler ki bu dediler şu bir İzmirli milletvekili artık Türkiye, İzmir Türkiye'den ayrılsın. Avrupa Birliği'ne tek başına da girebilir diyen adammış dediler. Bana misyon yüklendi. Bir şey yapacağız işte falan. Düşünüyorum hani ayarında bir şey yapayım. Ayağa kalktım. Ya dedim az önce gelen bilgiye göre dedim. GBD'ye baktık sanki. Ya dedim siz dedim böyle bir şey demişsiniz dedim. Ama çok da içeriden bilmiyorum. Hani ben dedi onu kastetmedim. İroni kullandım. Daha sonra onu açıklama yaptım falan filan dedi. Şimdi ben orada yani yine kötü pozisyonda kalacağım gibi dedim ki kayıtları inceleyeceğiz dedim. Dediklerinden farklı çıkarsa dedim hesabını verirsin dedim. O şekilde ayrıldım. O şekilde ayrıldık. Da arkadaşlar yani beni polis zannettiler. Bu böyle. Ankara'ya ulaştık. Şimdi benim konum Türklük ve kapitalizm. Şimdi tövbe kabilinden başlayalım diyorum. Bismillah. Başlayayım.
Şimdi ayetle başlayayım. Şimdi Hümeze suresinde şöyle söyleniyor. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı el, kaş ve göz işaretleriyle eğlenmeyi ve ayıplamayı adet edinen her kişinin vay haline. Ki o malı yığıp onu tekrar tekrar sayandır. Yani Kur'an'da malı, parayı yığmak ve tekrar tekrar saymak özellikle zikredilmiş. Yine Tevbe suresinde kelime olarak diyeceğim. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu diye bir uyarıya muhatap oluyoruz. Peygamber Efendimiz de zayıflarının hakkı kuvvetlilerinden alınmayan bir millet nasıl temizlenebilir derken işittim diye bir sahabenin aktardığı hadis var. Şimdi kapitalizm üzerine konuşulduğunda işte komünistlere havale edilmiş bir alan var gibi. Yani onların hesabını görür. İşte onlar arasında bir mücadele varmış gibi bir hava estiriliyor. İşte biraz bakıldığında işte kapitalizmin tanımından tutun da başlama tarihini bile bir belirsizlik içerisine veya tam ifade etmeyen bir şeye sokuyorlar ve Türk'ten hiç bahsetmiyorlar, Türk kavramından. Bunun üzerine zaten içimde olan bir aydınlık ve bir hakikate ulaşma duygusunun İsmet Özel ve İstiklal Marşı Derneği müktesebatıyla birlikte ortaya çıktığı şekliyle kapitalizm bizim anlamamız ve aslında arizi, yani bir mutlak olmayan bir şey, yani mutlaka tarihin bir sonucu olmadığını görmemiz gereken bir durumu ifade eder. Bir kere daha baştan numara tanımdan başlıyor. Ne dedi? Kapitalizm aslında kavram olarak işte sermayecilik, ana malcılık denir ama tanımı şu şekilde yapılır. Üretim araçlarının özel mülkiyet konusu olduğu üretim biçimine kapitalizm denir. Üretim araçları var. Bunun özel mülkiyet konusu olması var. Üretim biçimi var. Ama burada hiç sermayeden bahsedilmiyor. Yani öyle bir baştan bir numara çekiliyor ki hani sermayeden bahsedilmeden sanki böyle farklı kavramlar içinde bulunduran bir şeymiş gibi ortaya atılıyor. Şimdi bir defa modernliğin başlaması iblisle başlıyor. Çünkü o kendince yeni bir şey bulmaya çalışıyor. Ve bu arada biz kapitalizm gelene kadar insan teklerinde birçok hırs, para biriktirme gibi duyguları görebiliyoruz. Kapitalizm döneminde ise bu sefer sistemleşmiş ve kenetlenmiş bir yapı ortaya çıkıyor. Yani dünyada daha önceden sermaye biriktirenleri var, güç sahibi olanları var. Ancak hiçbiri kapitalizmde olduğu şekliyle paranın tek itibar kaynağı olduğu ve azami karın öne çıktığı bir duruma ulaşamıyor. Daha doğrusu modern çağların küfrünü ve kafir küfrünü temsil eden bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de sayılan Rabbimizin bizden yapmamızı istemediği her şeyi kendi bünyesine katan şey sonuçta kapitalizmi ortaya çıkartıyor. Kapitalizm sonuçta sermayenin birikmesi ve merkezileşmesi, yani çok az sayıda kişinin elinde birikmesini öngören bir yapı arz ediyor. Yani çok kişinin elinde bu sermaye dağıldığında kapitalizm işlemez hale geliyor. Batılılar, demeyelim kafirler, kapitalizmi Türklere karşı inşa etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Türkler Haçlı Seferi'ni durdurduktan sonra hem Avrupa'nın doğusuna, Afrika'nın kuzeyine ele geçirdiklerinde daha önce antik zamanlarda dünyanın birçok yerinden ticaret yapabilen insanların önü kesilmiş oluyor. Türklerin onları bir yerlere sıkıştırmış olması ve yeni bir kendilerine bir yaşam alanı bulmaları için birçok faaliyet ardı ardına veya aynı anda serpilmeye başlıyor. Bunlardan Haçlı Seferlerinde aslında Araplardan ticareti, aslında birçok bankacılık gibi sistemleri, muhasebe sistemlerini öğreniyorlar. Bu bir atılım oluyor. Sonrasında Rönesans denilen bir şeyi, sonra adı konulan Rönesans şeyi, Türklerle baş edebilmek için
ortaya atıyorlar. Bu arada Akdeniz'deki hakimiyetlerini kaybettikleri için coğrafi keşifler yapmak zorunda kalıyorlar. Bu şekilde hem dünyanın Çin, Hint taraflarını ele geçiriyorlar ve de 1492 yılında, yani Yahudilerin Osmanlı'ya Osmanlı Türk topraklarına kakalandığı dönemde, yine bir Yahudilerden oluşan bir grupta ve kapitalistlerden oluşan bir grupta Amerika kıtasına varıyor. Yine bu yanda reform da bu işin baş aktörü olmuş oluyor. Protestanlıkla beraber mal biriktirmenin ve mal temel bir dini yükümlülük haline getirdiği bir dönem yaşıyoruz. Tüm bunların karşısında aslında şu var: Türklük diğer milletlerden olmayarak, kendini ayırarak Allah'a kulluktan ve Allah'ın gücü dışındaki herhangi bir şeyi mutlak güç kabul etmediği için, Lütfü Hocam anlattığı gibi devlet gücü de buna dahildir, paranın insanlar arasındaki ilişkilerde, insanlar arasındaki mevkilerde rol olmasına engel olan, ama bunun yanında da, bu engel oluşun yanında Gandhi gibi yaşamak yerine yine karnını doyurduğu, insanların gayet rahat yaşadığı, antik dönemden bu zamana aradığı, optimum noktayı yaşadığı bir hayat tarzı yaşıyor oluşu, Batı'yı hem buna alternatif değil, bunu yok etmek üzere bir sistem üretmesine sebep oldu. Ve yüzyıllarca süren bir mücadele sonucunda ancak Türk milletini tarihten silme noktasına getirmedikçe rahat edemeyeceğini bildiği için birçok numara çekti. Çok da böyle teoride kalmak istemiyorum. Aslında İzzet Bey çok anlattı. Periferi, metropol ilişkileri, bu konuları tekrara girmek istemiyorum. Günümüzde çok canlı yaşıyor. Tohum eken, tohum, yani organik tohum yasak. İşte şeker pancarı ekemiyorsun, tütün ekemiyorsun. Ya bunun dışında yani her şey kontrol altında. Banka sistemiyle mesela biz banka karttan çektirdiğimizde o paranın bir kısmı mutlaka gidiyor. Sistemin merkezine para olarak gidiyor. Marketten geçtiğinizde mutlaka o para oraya uğruyor. Yani şimdi Türkiye, Türkler bir ümit oldukları için, dünyanın ümidi oldukları için hasımları sanki kendilerine düşman birileri varmış gibi birilerini üretti, besledi ve piyasaya saldılar. Bu işte Hollanda'da olan bitenler, Almanya'da olan bitenler, bunların hepsinin danışıklı dövüş olduğu, onların da birer çakma van millet oldukları izlenim uyandırıyor diyeyim en azından bir avukat olarak. Bu kadarını yapayım. Şimdi Türkiye etrafında kapitalizm gerek insan türü olarak, gerek arazi olarak bir operasyon yapıyor. Mesela İngiliz-Alman kapitalizminin Türkiye'den elinden iş gelen zanaatkar Ermenileri nereye sürdüğüne bakalım. O bir operasyondu. Neydi? Lübnan, Suriye bölgesine sürüldü. Ne kadar deniyor? 2-3 milyon falan deniyor. Suriye'den Türkiye'ye kaç kişi geldi? Acaba bu gelenler Arap mı? Yani kapitalizm bize acaba hangi oyun oynuyor? Yani vatandaş yapılacak olan kişilerin Arap olduğunu mu düşünüyoruz? Bunu dikkatlerinize sunuyorum. Bunun yanında şu an Türkiye'nin dört bir tarafı askeri birliklere dolmuş durumda. Yunanistan, Romanya, Bulgaristan. Hele ki parlamenter sistemin, yani Osmanlı'da son Misak-ı Milli'yi kabul eden hilafeti ve saltanatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükmü şahsiyetine devreden parlamenter sistemin ortadan kaldırmasına gidiliyor. Şimdi acaba şunu da merak ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi sözü kalacak mı? Çünkü ortada bir meclis kalmıyor. O da kalmayacak. Şimdi İstiklal Marşı Derneği kimseyi kazıklamaya çalışmıyor. İstiklal Marşı Derneği hesap verilecek biri, kıyamete inandığı için bir kere kapitalizmin kalıcı olmadığını ve yıkılabileceğini biliyor. Bu da kapitalizme su taşımamaktan geçiyor. Bir güne, iki güne bakar. Yani biz şu hepimiz yapıyoruz, hepimiz alıyoruz. Cep telefonu almasak, televizyonu yenisini almasak, hiçbirini almasak,
Bir anda çökecekler bunlar. Ancak bunu bildikleri için her şeye giriyorlar, gerekirse savaş çıkartıyorlar. Ben konuşmamda bir aşırılık, bir yanlışlık varsa Allah'a sığınıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Millet bahsi biraz eksik kaldı. Orada Fikret Demir Hoca da olacaktı. O bir sebeple gelemedi. Yani devlet kanadı çok güçlü oldu. Millet basık kaldı. Birkaç çift laf söyleyip ondan sonra ilk celsemizi, ilk oturumumuzu bitireceğiz. Yani bugün millet dediğimizde ne anlıyoruz? Türkiye'de bir millet yaşıyor mu, yaşamıyor mu gerçekten? Bunu düşünmemiz lazım. Yaşama tarzımızdan yola çıkarak böyle bir milletin olup olmadığını çok kolay keşfederiz, anlayabiliriz. Yaşama tarzımızla yaşama imkanlarımız birbirine örtüşüyorsa, birbiriyle kenetleniyorsa, birbiriyle mutabıksa burada Türkiye'de bir millet var demektir. Ama yaşama tarzımız, yaşama imkanlarımızla hiç alakası yoksa, ithal yaşamlar yaşıyorsak, ithal hayatlar yaşıyorsak biz yaşamıyoruz demektir aslında. Veya yaşamayacağız. Çok kolay öleceğiz. Çok kolay ortadan kaldırılabileceğiz demektir bu. Yani Türklük falan dediğimizde hemen birileri irite oluyorlar. Yahut da yanına bir şeyler ilave ederek Türklükten, işte Türkiye'de Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle falan diye başlayan bir cümle kurmak zorunda kalıp bu işi seyretmeye çalışıyorlar. Bu cümleyi kuran bir insanın kesinlikle bir zihninde, kalbinde çakılı bir etnik aidiyeti vardır. Onun için bu cümleyi zikretmek zorunda kalır. Kesinlikle gizli bir davanın elemanıdır bu cümleyi kuran bir insan. Türkiye'de yaşayıp, Türkçe konuşup Müslüman olduğunu söyleyen bir insanın Türk'üm demekten kaçması yahut bunu sulandırması başka türlü izah edilemez. İşte hemen bir şey, ayet hadis okurlar. Veda hutbesinden işte derler ki Resul-i Ekrem veda hutbesinde Arap'ın aceme, acemin araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnız takva iledir demiştir. Son kısmını pek söylemeyi sevmezler de ilk kısmını söylerler. Çünkü son kısmı ayrı bir cümle değildir bunun. O cümlenin bir kısmıdır. Yani Resul-i Ekrem ne Arap'ı inkar eder ne Fars'ı inkar eder. Bunların birbirine üstünlüğü takvası iledir der. Yani ancak takva ile bunlar alt üst olur. Değilse milletler, üstün milletler yaratmıştır Allah. Maymuna çevirdiği milletler vardır Yahudiler gibi. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildedir. Allah milletleri yaratır. Üstün yaratır. Verdikleri şeye nankörlük edenleri maymuna çevirir. Maymuna çevirme hadisesi bir zuldür aslında ve hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Hatta kertenkeleye çevrilmiştir bir kısmı. Her neyse onu bahsediyor. Ama işte bu aynı şeyi vatan için de söylerler. İşte yeryüzü bize mescit kılındı. Bir hadis-i şeriften yola çıkarak evet böyledir. Yeryüzü bize mescit kılındı. Devamını söylemezler yine. Devamında der ki namaz vakti girdiğinde namazı hemen eda et. Yani Yahudiler gibi Havra Sinagog aramayın yahut Hristiyanlar gibi kilise şapel aramayın. Dağ başındaysanız, dağ başında, şehirdeyseniz, her nerede olursanız yeryüzü temiz ve mescit kılınmıştır. Namazınızı kılın
bunu vatansızlığa açılan, diğer yüzü bize mescit kılındı lafzını vatansızlığa açılan bir kapı olarak kullanırlar. Çünkü Türkçe düşünemezler. Türk değillerdir çünkü. Türk olmaya niyetleri yoktur çünkü. Onun için ayet, hadis bu insanlara hiçbir şey ifade etmez. Biz Türk milleti dediğimizde Türk milleti Türk dini manasına gelir. Millet dindir. Şeriattır. Türk şeriatı manasına gelir. Hatta kadın milleti, erkek milleti dediğimizde bile erkek şeriatı, erkeklerin uyduğu şeriat kısmını, kadınların uyduğu şeriat kısmını, bunlar şeriatın bir kısmını kadınlara ilgilendirir, bir kısmı ilgilendirmez. Yani bunun şekillendirdiği bir şeydir aslında. Adı konmamıştır Türk milletinin. Ne zamana kadar? Son 15-20 yıla gelinceye kadar adı konmamıştır. Yani tarih boyunca konulmamıştır aslında. Tarih bir ad vermiştir. Ama biz bu adı 19. yüzyıla gelinceye kadar hiçbir zaman biz kendimize Türküz falan filan dememişizdir. Çünkü hakim unsur biziz. Bizim hakimiyetimiz var. Hakimiyetin olduğu yerde senin ekstradan Türk'üm falan filan demen saçmalıktır. Böyle bir şeyi olmamıştır. Ne zaman ki bizim hakimiyetimiz sarsılmış, ondan sonra biz ne olduğumuzu gavurlardan öğrendik aslında. Çünkü bize ilk önce gavurlar Türk dedi. Bu topraklara ilk önce gavurlar Türkiye dedi. Daha 11. yüzyılda bu toprakların adı kondu. Yahut 12. yüzyılın başında bu toprakların adı kondu Türkiye diyerek İtalyan gezginleri de bunu kullandı. Haçlı ordusu komutanları da bu lafı kullandı. Çünkü başta İtalyan gezginleri bütün dünyayı biliyorlardı. Ve bu toprakların Türk üreten topraklar, Türk yapan topraklar olduğunu ilk önce onlar söyledi. Ve o günden 20. asrın başına kadar diyelim, biz hiçbir zaman Türküz mürküz demedik. Türk milleti lafzı ilk defa 1878 veya 80 küsür 19. asrın son çeyreğinde söylenmiş bir laftır. Türk milleti lafzı. Recaizade Mahmut Ekrem'e mektup yazan askeri okullar komutanı Süleyman Paşa mektubunda söyler. Devletimizin adı Osmanlı Devletidir ki bu da Osmanlı Devleti de çok yeni bir tabirdir. 19. asrın başı, biz zannederiz ki işte Osman kurdu beyliği, biz Osmanlıyız dedi, yürüdü falan, böyle bir şey yoktur yani. Az önce Bahadır Karadağ söyledi, 16. yüzyıldır Devleti Aliye dediğimiz tarih. Ondan sonra biz 19. yüzyılın başına kadar Devleti Aliye şeklinde bir devlet gelmiştir. 19'un başında gavurlara bakarak evet Osmanlı Devleti diyebilmişizdir. Devleti Aliye-i Osmaniye veyahut da. Yani ismi tarih verir. Tarih bize inkar etsek de içinden çıkmaya çalışsak da bir türlü beceremediğimiz içeride kendimizi avuttuğumuz aslında dışarıya çıkıverince kabak gibi Türk olduğumuzun, Türk reflekslerinin görüldüğü insanlarız neticede. Çünkü bu topraklar yapmıştır bizi. Toprağın bir ruhu vardır. Ve Türk milleti Müslüman bir millettir. Milletin kavliyle o toprağın ruhu birleştiğinde biz Türk milleti olarak tarih sahnesinde yer aldık. Bu ismi bize tarih verdi ama biz tamam he lan gavurlara dedik ki he lan sizin dediğiniz olsun, biz Türk'üz. İyi bildiniz, burası Türkiye'dir dedik. Bunu ne zaman dedik? 20. yüzyılın başında, 100 yıl önce dedik. Onun dışında hala da şey olmadı, bu aslında tasrih olmadı.
son 10-15 senenin mevzusudur dedim. Türklük, Türk'ün kim olduğu mevzusu sarahaten hem tarihi hem siyasi hem de edebi bakımdan Türk'ün ne olduğu İstiklal Marşı Derneği ile temayüz etmiş, adı konmuş bir şeydir. Bugün zaten yapılanlara bakarsanız İstiklal Marşı Derneği'nden başka hiçbir odak, hiçbir merci olmadığı için bir fikir üreten, Türkiye lehine ufak da olsa bir fikir üreten, bir şeyi arzulayan hiçbir merci olmadığı için bugün bizim söylediklerimizin etrafında bir şeyler söylenerek ancak millet tava getirilebiliyor. Bu başlıklarda bunun en bariz örneğidir diyerek yarım saat mi ara verelim? 10 dakika. 10 dakika aradan sonra ikinci celsemiz başlayacak. Teşekkür ederim. Sağ olun.